Şimdi de Viyana'da yaşayan, uzun süredir güzellik sektöründe önemli bir temsilci olan Canan Hanım konuğumuz. Burada doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani daha doğrusu 5 yıldır şirketim var. Ondan öncesi 1-2 yıl daha çalışmışlığım vardı. Totalde 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Peki Canan Hanım'ı bu sektöre iten en önemli sebep neydi? Kendi güzellik salonumu açma fikri tamamen tesadüfen oldu. Geçmişimde yaşadığım büyük bir kızımla ilgili bir rahatsızlık vardı. Ve onun üzerine oturdum, düşündüm. Bu Viyana'ya böyle bir yer, hani bu rahatsızlıkla ilgili daha çok kendimi geliştirmek istediğim için böyle bir yer sunmak istedim. Ve yaklaşık bu çalışmalarımı 4,5 yıldır devam ettiriyorum. Ve sonunda istediğim hedefe ulaştım. Klasik güzellik merkezi anlayışının üzerinde hizmet veren Canan Hanım, onkoloji kozmetiğiyle de adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Ben daha öncesinde işte 2015 yılında açtığımda çok küçük bir yerle başladım. 50 metrekarelik bir yerim vardı ve şu an 400 metrekarelik yere geçiş yaptık. Buradaki asıl hedefim gerçekten sağlık üzerine uzmanlaşmak, danışanlarımı bu alanda tatmin etmek. Hijyen de çok önemli benim için. Ve burada neler yapacağız? Önceliğimiz tabii ki şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlemler olacak. Lazer epilasyonu olsun, cilt bakımları olsun, estetik anlamında aklımıza gelen her şey olacak. Ve aynı zamanda onkoloji kozmetiğini de bu sisteme dahil edeceğim. Çünkü asıl hedefim onlardan biriydi. Şimdi onkoloji kozmetik şöyle bir şey. Kanser hastası olan insanlara farklı farklı cilt bakımları uygulanması gerekiyor. Bunun içerisi çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanılan eşyalar, ürünler daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çok dikkate alınması gereken şeyler. Ben bunu para kazanmak için yapmayacağım. Bunu buradan da belirtmek istiyorum. Çünkü buraya gelen her danışanım, bu rahatsızlığı yaşayan her danışanıma bu seansları ücretsiz yapmak istiyorum. Çünkü asıl hedefim gerçekten böyle rahatsızlık yaşayan insanlara mutluluk katmak. Bu da benim en büyük hedefim, öyle söyleyeyim. Bu merkezde yok yok, güzelliğinize güzellik katacak birçok dokunuş Canan Hanım ve ekibi tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Buraya geldikleri zaman özellikle müşteri hizmeti görecekler. Yani ben çok daha fazlasıyla müşterilerimle, danışanlarımla ilgilenebileceğim. Memnunlar mı, değiller mi? Bu ilk etapta olacak. Hijyenimiz çok büyük bir alanda ilerleyecek ve aynı zamanda lazer epilasyonu, işte vitamin enjekte ederek kaş çıkarmak olsun, saç çıkarmak olsun, bunlar da en büyük alanlarımızdan biri olacak. Cilt bakımları, çeşit çeşit cilt bakımlarımız olacak. Dudak dolgusu olacak. Tabii bu sektörü ben ufak yerde devam ettiriyordum ama burada daha kapsamlı olacak. Her çalışanımın bir uzmanlık alanı olacak. Herkesin kendine göre bir uzmanlığı olacak ve herkes kendi işini yapacak. Yani bu benim için hep önemliydi çünkü bazı çalışanların kendisini çok fazlasıyla geliştirmek istiyor ve çalıştıkları yerde bunu sağlayamıyorlar. Bu sebepten dolayı eğitimler de vereceğim. Yani hem çalışanlarıma hem dışarıdan danışmak isteyen danışanlarıma da eğitimler vereceğim. Özellikle bu sektörde kendimi nasıl ilerletebilirim? Bununla ilgili de eğitimlerimiz, danışmalarımız olacak. Böyle yani. Bunlar dışında neler yapılıyor? Canan Hanım bir bir anlatıyor. Şimdi biz bu alanda kendimizi çok fazlasıyla geliştirdik. Kilo problemleri olan danışanlarımıza buradan elimizden geldiğince çok güzel hizmetler vereceğiz. Aynı zamanda kişisel görüşmelerimiz de olacak. Hem diyetisyen eşliğinde danışanlarımıza destek vereceğiz. Bunlar da mevcut olacak. Aynı zamanda Türkiye'de distribütör olduğum bazı şirketlerimiz var, makinalarımız var. Mesela örnek veriyorum, Blumia seanslarımız nelerdir? Bunları sürekli soran danışanlarım var. Bunlarla ilgili workshoplarımız da olacak. Kapsamlı bir şekilde bu hizmetleri ekibimle beraber burada hem aynı zamanda İzmir'de bir şube açmayı planlıyoruz. İzmir'de de sürdüreceğiz, burada da sürdürmeye devam edeceğiz. Canan Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Çok sağ olun.